jQuery User Interface bölümünde Interactions'taki tüm fonksiyonların kullanımlarını öğrendik arkadaşlar ve her biriyle teker teker örnekler yaptık. Şimdi bu kısımda Widgets'taki iki adet önemli fonksiyonu göstereceğim. Diğer User Interface fonksiyonlarının hepsi Bootstrap'ın içinde yer aldığı için bunlardan bahsetmeyeceğim demiştim. Şimdi Widgets bölümünde bahsedeceğim İki adet fonksiyondan biri olan Date Picker'dan bahsedeceğim. Date Picker'ı açtım. Date Picker nerelerde kullanılıyor? Date Picker online rezervasyon, bilet satın alma, geleceğe dair biletler satın alma, mesela otobüs biletleri, uçak biletleri tarzında şeyleri satın alırken tarih belirtmemize yarıyor. Mesela şu anda ayın 10'u. Ben diğer ayın 10'una satın almak istersem buradan diğer ayı tıklayıp Mayıs'ı tıklayıp buradan onunu seçersem bu kullanıcı buraya gönder dediğinde 5. ayın 10. günü 2014 tarihine satın almış olacak. Bunun kullanımına gelelim bakalım. View Source'u tıklayınca burada bunun kullanım örneği geliyor. Öncelikle bize lazım olan tek bir şey var HTML bölümünde. O da bir input. Buraya bir input belirleyelim. Input tip text ve ID olarak herhangi bir ID verebiliriz buna. Buna diyelim ki tarih box olsun mesela. Ve burada bir script oluşturuyoruz. Bu script'i kapatalım. Şimdi buraya tip olarak text java diyelim. Şimdi burada selektörle date picker'ı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi normalde UI function içinde oluyordu. Normalde document.ready function. UI'da normal function olarak seçiyoruz. Date picker'ı seçmeyeceğiz. Tarih box'ı seçeceğiz. Ve date picker fonksiyonunu tarih box'ın üzerinde uygula diyoruz. Kaydettim ve Firefox'la yeniledim. Şimdi buradan gördüğünüz gibi ben diyelim şu anda Nisan ayının 10'unda ben Mayıs ayının 10'unu almak istiyorum. Gördüğünüz gibi input'umda geçerli oluyor yaptıklarım. Ben burada bir buton oluşturayım. Ve bu butona tıkla yazdım. ID'si de buton olsun, BTN olsun ID'si. Ve burada diyeyim ki dolar ID'si buton olan eleman tıklandığında function üstü parantezi açıp kapattım. Alert dolar IDC tarih box olan değerini şimdi yeniledim. Buradan mesela ben Ağustos'un 17'sine 17 Ağustos 2014'de bir şey satın alacağım. Seçtim bunu. Bunu belirledim. Tıkla dediğimde gördüğünüz gibi 8. ayın 17'si 2014 şeklinde karşı tarafa gönderecektir bunu. Date Picker'ın kullanımı bu şekilde.